öğrendiğimiz. Kesinlikle yeni öğrendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nerenin kırmızı halısındasın? Ben de Duygu'yla birlikte gidiyoruz. Oscar'dayız. Yoksa aynı kategoride mi adaysınız? Kesinlikle evet. Rakip misiniz? Yo, biz gayet birlikte böyle aynı filmde oynadık. Tamam. Ondan sonra o en iyi kadın sen? Ben de yancı. En kötü kadın. Yancı mı gidiyorsun yoksa kadın. Yardımcı kadın oyuncu mu? En kötü kadın. Böyle, en sert, en kötü kadın. Tatlım, hani kategoriler ya var ya, o kategorilerden hangisinde adaysın onu soruyorum. En iyi kadın oyuncu. E, o zaman rakip oluyorsunuz. İkimiz rakibiz aynen. Rakip dediğime geliyorsun. Yorma beni Melek, yorma. Gel bakalım yıldızına. Simay. Öncelikle benim kesinlikle giymeyeceğim bir elbise. Türü ve modeli ve renkte olan bir elbise bu. Elbiseyi o yüzden de beğenemedim. Çünkü buralarındaki tüller bana çok basit gibi geldi. Elbiseyi basitleştirmiş. Onun yerine askılı olsaydı daha iyi olabilirdi. Aynı zamanda eteğin altındaki o şerit kısım senin boyunu daha kısa göstermiş. Ayakkabıların da biraz şey gibi duruyor. Ya olmamış gibi? Bu görelim elbisenin altına olmamış, basit kalmış. Belki bacakların gözükseydi daha iyi olabilirdi ama kapatıp yürüyünce onlar gözükünce sevemedim. Selin ya da Aylin söyledi, elbisenin astarı gerçekten yamuk duruyor. Sen onu düzeltsen de yamuk duruyor. Ben onu yamuk değil. Ve çok fazla yamuk şey var böyle üstünde, sim var, anladın mı? Önünden çok fazla sim geliyor. Ben onu şöyle bir arkadan bir düzelteyim. İçiniz rahat etsin, hepiniz ayrı ayrı söylüyorum. Şey beklerdim mesela, ya burada çok fazla yoğunlukta sim olsun ya aşağıda çok fazla yoğunlukta sim olsun. İki tarafta yoğun olunca böyle bir seni basmış gibi yine mesela yamuk duruyor, böyle gidiyor. Onun haricinde çantanla ayakkabının uyumunu beğenemedim. Bir de hiç küpe falan takmamışsın. Evet, elbise biraz takmadım. Daha sakin olup keşke küpe taksaydın. Çünkü çok fazla biz alıştık senin böyle normal günlerde bir şeyler takmana. İşte ben senden bir şey bekledim. Biraz bir değişiklik yapayım dedim. İşte her zaman aynı görmezsiniz Melih. Normalde gala gecelerinde daha böyle şey yaptığımız için, özendiğimiz için. Yo, çoğuna baktım gayet sakin. İşte gayet normal günlerde mesela çok fazla taktın ya, ben de gerçekten gala işte gecesinde sende çok fazla büyük bir şey. Yani şöyle şapka falan bekledim. İşte ben de dedim ki her zaman seni şaşırtabilecek karakterdeyim. O yüzden dedim böyle mi geleyim dedim. Bu. Kötü mü geleyim dedin. Malzeme bu. Ben dediğim gibi yorumumu yaptım. Tamam, pek fazla beğenemedim seni. Nirancığım. Seni atlamam mümkün değildi. Biliyordum. O kadar parlıyorsun ki kör oldum. Kemal Bey'in deyişiyle körüm şu anda yani. Neyse, normal bir yorum yapayım arkadaşım. Seni sen olduğunu unutarak normal bir arkadaşım giymiş gibi yorum yapacağım. Elbise çok kötü. Yani pantolonu çıkardım yine çıkmazdım bu elbise. Öyle söyleyeyim, kot pantolonla giderdim. Yine gitmezdim, kırmızı halıya böyle çıkmazdım. Ha, elbise yorum yapacak olursa yine şu üzerindeki astarı beğenmedim. Strapless olabilirdi. İçindeki astar çok kısa. Çok fazlasın. O saçların gerçekten 80'lerdeki gibi. Madem saçlarını açtın o örgüleri, böyle sıkı bir topuz yapsaydın da seni artık bir sakin görebilseydik yani. Hı. Böyle kafan böyle bir sönseydi artık. İkinci kafa böyle gitseydi o kafandan artık. Diyorum ve yorumu bitiriyorum. Bitti mi? Olmamış bugün de. Türkçen bitti. Ama kötünün iyisin yani. 5-6 güne göre kötünün iyisisin. Türkçen bitti mi? Türkçen bitme canım. Sana söyleyecek İngilizce. Kelimelerim bitti çünkü. Hadi İngilizceye başlayalım. Dağcım çünkü çok geniş ama sana değil maalesef. Bu kadar. Canım, arka tarafta elbiseyi nereden aldığını soruyordun. Ben mi? Ben. Tövbeler tövbesi. Eğer ben böyle sevgi yersen beni taşlayın. Bak yani, tövbeler. Neler yapıyorsun hiç haberimiz yok. Gerçekten ben çok ayıp ediyorum şu anda. Çok onu güzel bana olmuşsun. Ver, satma o elbiseyi, ben çok giymek istiyorum. Neden sordun diyordun elbiseyi nereden aldığını? Çok güzel olmuşsun diyordun. Ben Nazlı. Sordum. Çok güzel olmuşsun. Oradan hiçbir şey almamak çok için sormuştur. Diyordun. Çok güzel olmuşsun. Kötünün iyisi olduğunu bugün de söyleyeyim ama o elbiseyi nereden aldın eğer söylesem Allah beni şuradan alsın ya. Çünkü imkansız çok o elbise. Çok güzel olmuşsun diyordun. O elbiseyi giymen benim vermeyin. Böyle imkansız yani. Çok güzel olmuşsun diyordun. Kötünün iyisisin arkadaşım yani. Kötünün en güzel halisin ama o elbiseyi sorduysam diyorum ya böyle imkansız yani. Çok ben buradan gideyim. Çok güzel olmuşsun sürekli böyle. Ay evet, yıkılıyorsun. Çok güzel. Evet, en iyimiz sensin. Tapsın teşekkür sen. Ederim. Bir numarasın. Bir numarayım tabii ki. Hazır mısın? Tabii ki. Jürinin karşısına geçiyorsun. Sana bol şans. Geçebilirsin Melek. Teşekkürler. Ah meleğim meleğim, tekrar ortaları karıştın. Durayım dedim, susayım dedim, sesim çıkmasın dedim, hanım hanımcık olayım dedim, kendime geleyim dedim. Olmuyor.
Çıkmıyor. Ya sen bu busun işte. Ne yapayım? Bunun içinde bile buyum ya. Ne dedin? Malzeme bu. Aynen, malzeme bu. Ne çıkarırsan artık. Evet. Meleğim, şimdi. Saçları gitmiş. Rahatladın mı? Rahatladım. Biz de rahatladık, inan bana. Biz de bana. Rahatladıysanız ne mutlu bize. Elbisenin sen de belin daha sıklamaçla sık olmalı. Belin kalın görünüyor bu elbisenin altında, şey içinde. Dekolte senin de biraz daha açık olmalı. Kötü değilsin. Ayakkabı ve çantan rengi çok beğendim. Onları abartmadın. Mesela Duygu sorun oydu. Sen daha iyi kombin yaptın. Ama saç, çanta ve ayakkabının tarzı çok klasik. Modern bir şey almalısın. O tarz elbiseler, mutlaka modern bir aksesuarlar kullanmalısınız. Tekrar söylüyorum. Ama sen de kötü değilsin. İyisin. Teşekkür İyi başladın. Ederim. İlk gala için ben biraz şey bakıyorum. Evet. Pink gözlere gözlüklere taktım. 7 veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin Melek. Hoş bulduk Kemal Bey. Şaşırtıcı derecede iyi görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bilmiyorum, sana yardım eden var mı styling konusunda? Sen tek başına mı karar veriyorsun? Şu an tamamıyla tabii kendi ki başıma. Teknik sıkıntılar var. Mesela bacaklarını hiç görmemeyi dilerdim. Ten rengi yere kadar olsaymış keşke. Daha zarif duracakmış. Ama kötü değil. İvana'nın dediği gibi çanta ve ayakkabı rengin doğru. Fakat yanlış çanta ve ayakkabı. Saçını daha elegan bir şey isterdin. Örgülü haline topladığından bir farkı yok şu an. Mesela aynı şekilde toplatmışsın. Oscar'a gidiyorsun. Bence Altın Ahududu'ya gitmelisin. Nereye? Altın Ahududu. Yılın en kötülerini seçerler orada. Yine de dediğim gibi iyi görünüyorsun Melek 7. Teşekkür ederim Kemal Bey. Saçımı beğendiyseniz sıkıntı yok. Saçını beğenmedim. Yani saçım yok. Açmış olmanı beğendim ama tarzını beğenmedim. Demek sensin Melek orada vır 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 konuşan. Karşıma gelince bakalım nasıl konuşacağız dedim. Maşallah dilin de çok güzel. Konuşuyorsun. Bakayım bana karşı dilin nasıl olacak? Öncelikle yürüyüşün için seni kutluyorum. Bir kıyafet bu kadar mı güzel taşır? Biraz orada şov olduğu için cıvıklığın oldu. Olsun, ama şu yürüyüşün o kadar güzeldi ki bir kere beni fethetti. Çok fazla tenkit edecektim. O yürüyüşten bir kere tenkit etmiyorum. İki, ben bu tip elbiseleri herkese yakıştıramam. İçerideki eteğin boyunun ayarı çok önemlidir. O kadar güzel ayarı ki sana, o kadar iyi durmuş ki, ona da bayıldım bir kere. Makyajına söylemiyorum, arkadaşlarım söyleyecek. Şeyi de arkana mikrofon konduğu için tülün bozuk durduğunu düşünüyorum. Platformu bu kıyafetle sevmem, olsun söylenildi. Ama yürüyüşten yıktın beni. Aferin. Çok teşekkür ederim. 8. Evet, gold bu sene çok moda, yani altın. Çok zordur altın tuvalet giymek, o kadar zor ki. Ben bile altın bir tuvalet yaparken çok zorlanırım. Sanki biri sana dur demiş duruyorsun, böyle tıp oynarlar ya. O bacağını bir öne getir, evet. Şu elini bir beline koy, şöyle. Biraz daha kalçana doğru indir. Kalçana doğru. Aa, hafif biraz daha. Bir tık daha, tamam. Kır beli. Evet. Kır beli kır. Evet, kır belini. Evet. Bu işte, böyle. Çantayı da sıkı tutma. Ya, yok, otur atayım buraya mı? Koy. Atayım mı kadın? Ya, Nur ne diyor? Bak, hadi at çantayı. Bir haftadır kadın ne diyor? Kanal. O çantayla flört edeceksiniz. Çantayla flört edeceksiniz, değil mi Nur? Vallahi attı çantayı. Bunu da beline hafif bir koy. Evet, bak. Şöyle böyle bir kıvrıl ya. Ha. Falanlı filanlı. Ay, ne kıvırır biliyor musun bu? Öyle mi? Tabii. Büyük. Hey, oynasana bize biraz. Hadi. Bunun için. Aa, sen oynarsın. Ay, sen evet, her türlü oynarsın. İlk Omri gelsin bakayım. Az önce şov yapıyordum work'te. Evet.
Hadi bir twerk yap da görelim diye. Aa, bak sen karameleye. Elbisenin şeyi bu... Kalk. Burası çok yukarıda, onun daha aşağıda olma, dekol. Ağzına giriyor bunlar. Ve burayı büyük gösteriyor doğal olarak. Evet. Daha aşağıdan daha böyle sivri çıksın. Ama ben tabii geneline bakıyorum. Aynen arkadaşlarımın da dediği gibi katılıyorum. Fazla üstüne bir şey koymuyorum. Ben de. Daha iyi olabilirdin. Saçın, ayakkabın, çantan olsaydı sana 10 verirdim ama 7. Olsun. Olsun. Bu da güzel. 6 vermedim ya, iyi oldu. Tabii. Evet. Teşekkür ederim Nurellam. Çok sağ olun. Merhabalar Melek. Merhaba ya. Kerim ben, ya, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben seni beğendim. Ama sadece ayakkabıyı doğru bulmadım yani. Okey, elbiseyi yükseltmek için yüksek platformlu bir ayakkabı giymişsin kalksın diye. Hatta yine bir tık daha, bir santim, bir iki santim uzun gelmiş ama elbisenin, şey, ayakkabının doku olarak çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Süet bu elbisenin ayakkabısı olamaz. Ama yani pek fazla ayakkabı gözükmüyor. Yine Kemal'le dedi, o astar belki uzun olsa aynen, çok daha güzel olabilirdi. Makyajın biraz hafif. Ne mana? Neden? Ne mana? Ne mana? Ne mana? Ama güzel. Beğendim. Yani ben seni kırmızı halıda görsem böyle wow derim yani. Çünkü bir şakır şakır bir alımın var ya elbisenin. Teşekkür senin ederim. Değil elbisenin dermiş. Şaka yap. Oynamadı ama. 8 verdim. Oynamadı. Evet, niye oynamadı? Bonka tabii. Niye taşıyor kız? Çok güzel taşıdı. Taşıyor evet yani. Hani yakışmış. Ben de beğendim. Ah, hafta arası da ciğerimi taşıyor. Kerimcan oyun istedi ve oynamıyor. Evet oynamadı. Bizi kendisi böyle bir oynatıyor. Beni oynatıyorlar ritimlere. Bu dansın üstüne bir iki kelam etmeli tabii. Vallahi ben bayıldım dermişim. Gerçek anlamda bayıldım. Gerçekten bir ara yere düştüm falan böyle. Şöyle oldu. Hiç bilmediğim bir müzikle ritim yapmaya çalıştım. Melek yeter. Hadi. Güle güle Melek. Şimdi hiç susmuyor. Böyle işte. İntikam alıyor işte. Teşekkürler.